Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. İlem eyyuhel aziz. İlem eyyuhel aziz. Ey aziz kardeş. Herhangi bir şeyin sonu ve ahiri intizam ve güzellikçe evvelinden aşağı olmadığı gibi zahiri ve sureti de sanat ve hikmetçe batınından güzel değildir. Öyleyse eşyanın iç yüzlerini ve nihayetlerini sahipsiz zannedip tesadüflere havale etme. Bir okuyayım. Çiçekle çiçekten çıkan, bak, çiçekle çiçekten çıkan semeredeki eseri sanat ve hikmet, çekirdekle çekirdekten çıkan filizden eseri sanat ve nakıştan aşağı değildir. Binaenaleyh, Sani Zülcelal hem evveldir, hem ahirdir, hem zahirdir, hem batındır ve huve semil alim. Şimdi bir eşyayı, çünkü Kur'an kendisini kainatla ifade ediyor. Kur'an kainatın, Kur'an kainat şeklinde canlı Kur'an'dır. Çünkü kainata Furkan deniliyor. Şimdi mesailini orada gösteriyor Kur'an. Hakikatını, karşılığını orada gösteriyor. İnsan daha kavruyor. Yoksa mücerredatı, yani karşılıksız, şekilsiz, manasız bir manayı, yani karşısında eşya yoksa onu kavramak zor olur. Diyor ki burada, herhangi bir şeyin sonu ve ahiri intizam ve güzellikçi evvelinden aşağı olmadığı. Şimdi bakın, kocaman bir ağacın çekirdekten çıkıyor. Bir çınar ağacını düşünün. Veya bir kayseyi düşün. Evveli tohum. Ahiri meyve. Şimdi diyor ki, evveli bir şey, herhangi bir şeyin sonu ve ahiri. Kayısı, misal verelim, meyve vermiş. Sonu ve ahiri. İntizam ve güzellikçe evvelinden aşağı olmadığı gibi. Yani kayısı meyvesi, onun meydana çıkmasına vesile olan ağaç ve onun daha evveli çekirdekçe, çekirdeğinde. Ağacın kökündeki çekirdekten daha basit değildir. Bak şunu demek istiyor. Kayısı çekirdekten çıktı diye, o kayısı meyvesi, çekirdek kayısıdan daha harika da değildir. Teşekkür ederim. Şimdi, bak bir daha söylüyorum. Kayısı çekirdekten çıktı. Çekirdek evveldir. Ama kayısıdan daha harika değildir çekirdek. Ama bu çekirdek kayısıdan da daha basit değildir. Çünkü o kayısının içinde evveli de vardır. Kayısının içerisinde onun çıktığı çekirdek de var. Çok ilginç ama. Çıktığı şey içinde. Bir daha söylüyorum. Kayısı çıkandır. Yaprak çıkandır. Ağaç çıkandır. Çekirdek çıkılan yerdir. Çıktığı yerdir. Kaynaktır. Şimdi çıktı, bir serüven çıktı. Fakat bu çıkan en son neticesi kayısıdır. Bir şey misal vereceğim bunu. Bu kayısı sondur ama başını içine almış. İçinde, çekirdek içinde. Fihi mafi. Bu isimde Mevlana'nın bir kitabı var. Ne demek? İçi dışında, dışı içinde. Şimdi öyle bir mucize ki Cenab-ı Hak fabrikayı neticenin, mesela araba fabrikası, bir Mercedes fabrikası da Mercedes araba çıkıyor. Mercedes fabrikası çıkmıyor.
telefon fabrikasında, kayıt cihazında, fabrikasından kayıt cihazı çıkıyor. Kayıt cihaz fabrikası çıkmıyor. Kayıt cihazı çıkıyor, fabrikası çıkmıyor. Çimento fabrikasından çimento çıkıyor. Çimento fabrikası çıkmıyor. Sığır ise, ağaç ise, sığır, doğuruyor ama aynı zamanda doğan fabrika doğuyor. Süt fabrikası, et fabrikası, sucuk fabrikası, değil mi? Yoğurt fabrikası, doğan aslı gibi doğuyor. Aslı, sanki doğmamış, doğrulmuş, birbirini dönüştürmüş. Bu olağanüstü bir mucizedir. Kalem fabrikasından Bülent'im ne çıkıyor? Kalem. Kalem çıkıyor. Sen kalemi satın alınca kalem fabrikasını satın mı almış oluyorsun? Hayır. Yok. Meyvesini alıyorsun. Ama sen bir kayısıyı satın alınca ağacı satın alıyorsun. Çünkü onun içinde ağaç var. Aynen doğru. Fabrikasını da satın. Fabrikayı da satın alıyorsun. Ne sanatkar bak. Zahiri ve sureti de sanat ve hikmetçe batından güzel değildir. Zahirde bir bakın böyle ağacın güzelliğini şatafa. Hele hele bu aylar. Kiraz ayı değil. Şimdi şeftaliler başlayacak bizim memleketlerde. Burada herhalde o kadar şey yok. Tarlalar pembe. Yapraklarla süsleniyor. Peki bu yukarıdakiyle ne anlatılmaya çalışıldı? Gerçi aşağıda izah edecek. Arkadaş, insan kainatın meyvesidir. Yani çekirdek, ağaç, kayısı. Kayısı nedir? Sordur. Ama başın içine almış. İnsan da bu kainatın meyvesidir, hulasasıdır, neticesidir. Ama kainatı içine almış. İnsan o kadar cami ve külli ki kainatı dönüp alıyor içine. Kainat İnsanda. Çünkü insan küçük bir kainattır. Kainat ise büyük bir insandır. Hazreti Ali söylüyor. Kur'an'da da zaten. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vesaire. Şimdi bu kayısı misalini adam ne anlatıyor şimdi? Bazılarının içini geçebilir. Arkadaşım, bildiğin şeyden bilmediğin şey intikal için dürbün veriyorum sana. Yani buradaki dürbünleri veriyorum. Merdiven veriyorum. Çünkü göremiyorsun şu dağın arkasını. Çık diyorum da bak oradan. Bildiğimiz misallerde ötekisini intikal ediyoruz. Kanuniyet aynı. Şimdi insan kainatı nasıl içine alır? Zor. Ama kayısı ağacı içine aldığı gibi. Çekirdek ağacını başını aldığı gibi. Şimdi eşyanın diş yüzeyi var. Mesela o şeftali çok ilgimi çekiyor. Erik beyaz yaprakları, değil mi? Erik yapraklarını memleketi unutmamışsanız, Türkiye'yi unutmamışsanız bilirsiniz tarlanızda. Efendim şeyi erik çiçekleri beyazdır. Şeftalinin çiçeği pembedir. Armut'un çiçeği beyaz. Öyle acayip oluyor. Sarı çiçek vardı. Kimin hangi meyvenin olduğunu unuttum. O da bir tarlayı süslüyor. Bak zahiri ne kadar tatlı. Kendisini şeyi bırakıyor çiçek. Yaprağı, meyve. Çok güzel bir ayet var. Armoni var. Yani gözünüzü rahatsız edecek bir boya yok. Yeşilliklerin içine portakalı takmış. Aman iğrenç ya. Ne acayip uyumsuz renk var. Değil. Vurmuş boyayı. Nasıl vurmuşsa, nasıl boya ustasıysa vuruvermiş yani. Allah'ını seversen şu şeftaliye boya vuranın kör olmaması lazım. Ben illa Allah var demiyorum bir sene. Diyorum ki şu şeftaliyi boyayanın kör olmaması lazım. Kör boya vuramaz yani. Doğuştan kör, gece 12 bodurum. Ver bir göz sahip görmemin necik boya vursun. Unutamayacağım bir misalim var. Kardeşim otokaporta boyacısıdır. Ona gittim Ümraniye'ye.
Rehberi. Baktım maskeyi takmış ustası. Şöyle arabaya şöyle yapıyor tabancayla. Çok kolay canım. Ne var ya? Hatta para da verilmez. Ben arabamı kendim boyarım. Seyrettim işini bitirdi. Kaldı usta. Hocam dedi çok mu merak ettin dedim. Vallahi bu bir şey değil ki dedim. İyi. Gitti hurdadan bir tane saç getirdi bana. Buyur hocam dedi boya. Ulan çok hızlı yaptım. Üstten geçti. Boşluktan oldu. Yavaş yaptım boya yığıldı. Ulan ne yaptımsa vuramadım. Allah Allah bu 10 dakikada dedim ya ne 10 dakikada. Ben niye vuramadım? Hocam dedi 15 sene artı 10 dakika. 10 dakika vurabilmem için 15 seneyi verdim dedi. İnan vallahi gözüktüğü gibi değil yani. Bu bir hareketmiş yani. Artık el meleki olmuş. Siz şeyden anlarsınız. Düşünerek arabayı kullanmıyorsunuz ki pedal, fren, gaz. Artık meleki olmuş. Refleks. Boyacılar da öyle. Yani artık meleki olmuş. Dedim ki Allah Allah. Hocam niye çok mu şaşırdın dedi de biraz şey yaptım. Dedim ya Allah Allah. Hocam niye dedi. Şimdi bak kardeşim dedim bu vurduğun boya canlı mıdır dedim. Yok. Dedim ben bunu parayla kazırsam, çiviyle kazırsam, boya kalkar, saç gözükür mü dedi. Hemen arka yolun karşısında ağaçlar var. Bak dedim şu ağaçları nasıl boyamış, şu arkamda orman. Şunları bakın dedim yaşına göre, zamanına göre boyamış. Ağaca dikkat ederseniz tepesindeki yaprak aynı ağaç. İlk aşağıda kökte, köke yakın olan yaprağın rengi tonu aynı değildir. Hepsinin farklıdır. İçeride olan, dışarıda olan, tepede olan, aşağıda olan adeta yaşa göre boyanmış. Ali Uçar abiden işitmiştim. 56 tane ton Rize'de yeşilliği tespit etmiş. 56 ton yeşilin. Arkadaşlar arabanın saçının boyasını kaldırdığınız zaman saç çıkıyor. Yaprak kendisi boyadır ve canlıdır. Vurulmamıştır. Boyadır yaprak, yapraktır boya. Aynı şey. Üzerine vurulmuş bir katman, ondan farklı bir şey değil, bir kabuk yok orada. Portakal gibi soyamazsınız boyasını. Çünkü kendisidir. Boya canlı olamaz. Düşünün arkadaşım, lütfen bir hayal edin. Tefekkürü saatin bir saat, tefekkür etmek bir sene, bir sene nafile ibadetten evladır. Tefekkürü saatin hayrimin ibadeti senin. Şu ormanı görüyor musun, biliyorsunuz. Dese ki Alman hükümeti, al arkadaş bu çeleşe, İshakoğlu, bilmem ne boyaları, şuraya vurun. Yaşına göre, bak şey var, ısırgan otu var, diken var, yapraklar var, bir otlar var. Hepsini fıtratına öyle bir boya vuracaksın ki kimlik olacak. Kimliktir aynı zamanda. Eşyanın kokusu kimliktir. Rengi kimliktir. Tadı kimliğidir. Görüntüsü kimliğidir. Boyu postu kimliğidir. Kimliktir yani, kimlik kartıdır. Koku, mesela balığı pişirdiğin zaman, patlıcanı kızarttığın zaman hepsinin kokusu farklı değil midir? Binadan girdiğin zaman balık mı kokuyor, patlıcan mı kokuyor, köpek ölüsü mü kokuyor, belli değil mi? Der misin ki, ulan balık kokusu geliyor ama bunu nerede acaba pişmiş, öteki arkadaşım yok ya, bırak kim kardeşim, kim görmüş ya, görmediğine inanma ya. Görmediğine inanma kardeşim yani. Görmediğine inanılır mı ya? Ne yapalım şu balığın kokusu? Peki balığın kokusu balığın vücuduna kesin delil değil midir? Evet. Ses benim sesim üst kata gidiyorsa beni görmemiş orada bir adam vardır delil değil midir? Kör olası dinsiz gözü, görmez olduğu yüzümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz diyor. Peki bir koku eşyanın bağlılığına kesin delil oluyor da bu ne bu eşya bu mevcudat neyin delilidir yahu? Yani bu boyamak için meziyet gerekmiyor mu Allah'ını seversen yani? Kestane ayrı vurmuş, kızıl ağaç ayrı vurmuş, güle ayrı vurmuş, şu dikenlere ayrı vurmuş, bir dikenin şeyine boyutları ayrı vurmuş yahu. Yani meziyet gerekmiyor mu bu ağaçlık usta? Yani sanatkarlık gerekmiyor mu? Ülle Allah deme canım. Bir tanesi bana dediği gibi. Kırıkkale'de öğret bana diyor Allah söylettirmeye çalışıyorsun diyor 15-20 kişinin karşısına. Ulan ben sana Allah de dedim mi şimdiye kadar size dedim mi? Ama eğer demek zorunda kalıyorsa de korkma o zaman. Demek zorunda kalıyorsun çünkü. Ya meziyet sanatkarlık gerekmiyor mu arkadaş? Ben bir şey demiyorum ki.
Kur'an da nazarı çeviriyor. Şu ölü topraktan şu dikini yapmak için ya şu karşımıza gelmiş Allah'ım bilmiyor gibi. Şu görüyor musun şurayı? Şunu görüyor musun? Bilmiyor. Yani şu çiçeği boyamak için değil mi? Şu toprakta ölüyü diriltmek için diri olmak gerekmiyor mu? Ölüyü diriltmek için diri olmak gerekiyor. Boyamak için sanatkarlık gerekiyor. Boyanın ahengi için göz gerekiyor. Bakacak uyum sağlıyor mu? Öyle lambur lambur boya bulunmaz ya. Bak bakalım bir gözümüzü rahatsız eden bir boya mı var ya? Fesubhanallah ya. Boyasız gitmiş suyu yapıyor boya olmamış. Hiçbir boya yok. Rengi yoktur. Hocam yaşlılar da dökülüyor değil mi? Yaşlılar da şey yapıyorlar, emekliler yapıyorlar. O da aynı bir vazife yapıyor. Evet. Ya bu mühür değil mi? Bir insan ya resmi dairede Türkiye'ye götürüyorsunuz veya Alman makamında. Buyurun. Adam hiç şüphe etmiyor ya. Mühür ve imza. Buna ne var ya? Ya bir insan, bir insanın varlığına, makamına, oranın amiri olduğuna delil mühürdür. İmzasına da. Allah'ın sana şu hayat, hayatsızın mühürü müdür? Varlık kişiliğin mühürü müdür? Şu varlık kişiliğin hayat, yokluğun nasıl olacak? Sanat, sanatkarsızlığın delil olur mu? Şunları senin emrine veren, etrafını bununla süsleyen, Allah seni bilmiyor. Şu halıya bak, şu hal reflekse bak. Şu cansız arkadaşım, şu halılar cansız. Şu çimlere, otlara, yapraklara, ağaçlar halı değil mi, hal refleks değil mi? Nasıl sermiş ya? Allah usta değil mi? Allah sanatkar değil mi? Şimdi çok acayip değişti değil mi? Çok acayip bir şey. Buna bak arkadaş. Diyor ki, zahiri ne kadar harika değil mi şu? Ama arkadaşlar, batını, içi bundan daha basit değildir. Mesela bakın, benim şahsım, görünüşüm, görünüşünüz. Ama içeriden daha harika değil. İçerisi de dışarıdan daha harika değil. Karaciğerim, böbreğim görünüşümden daha harikadır. Böbreğim bu mesela derin yırtılabilir, yamulabilir. Karaciğerim yırtık olamaz ama. Farkında değiliz. Böbrekler çalışıyor. Dalaklar çalışıyor. Mideler çalışıyor. Kalpler çalışıyor. Beyinler çalışıyor. Kan pompalanıyor. Kan. Şu ilçe var ya, şu ilçeden daha büyük. 15 bin nüfusluk bir ilçenin efendim bir günlük su pompalanmasını miktarı 60 sene yaşayan bir insanın kalbinin kanın pompaladığı miktara eşitmiş. Bak 15 bin nüfusluk bir ilçenin bir günlük su hareketi pompalaması 60 sene yaşayan bir insanın kalbinin pompaladığı kana eşitmiş. Çünkü dakikada 1 litreyi basıyor. 5 dakikada tamamen 5 litreyi temizliyor vücutta. Tamamen. Dakikada 60'da 80 arası atar kalp. Tık, tık. En kuvvetli adama vermişler kalp kadar katı bir şey. Hadi ne kadar sıkabileceksin? 2 saati geçirememiş. Eğer Allah kalbi senin eline verse hadi ne kadar basarsan o kadar yaşayacaksın. Tamam. Senin elinde. 2 saat yaşardın. İyi ki vermemiş bizim elimize. Allah dese ki Celle Celaluhu şu göz kapakları senin indirip kalın. Arkadaş bu da senin olsun. Ya bu iş senin olsun. Akşama. Ama yanacak bu arada. Sıvı salgılamın lazım. Çünkü göz kapakları inip çıkarken arabanın sileceği gibi sileci kuru havada yaparsanız yanar, şey kopar, yırtılır. Ne yapıyorsun? Sileceğe su. Zıt zıt zıt. Göz kapağı inip çıkarken de zıt zıt yapılıyor. Sonra da kenarlardan eğer delikle kapanırsa burada akıntı olur. Göz besleniyor o sıvıyla. Isınma kalkıyor. Yanma ortadan kaldırıyor. Artan sıvıyı da, pisi temizleyen sıvıyı da gözle şunla şu kanalizasyon hariç arasında bağlantı var. Oradan buraya geliyor. Tık, biz de buradan. Yıkama, yalama. Eğer bu delik kapanırsa burada akıntı oluyor. Ondan. Beyin, göz, şu yüzün, bütün ifrazatı, bir de kulağın.
kulağın, gözün, beynin kanalizasyonu budur, akıntı. Buraya geliyor, buradan da İKA'yı adeştirdik. Usta değil mi Allah? Sanatkarlık değil mi yani bu? Arkadaşlar, bu anlattığım maddi. Bunlar hiçbir şey değil. Senin esas donanımın olan ruh yapın var ya, mesela şefkatin, bir organın elin olmasa yaşayabilirsin. Ama bir duygun olmasa, tek bir duygun insanlığın olmuyor. Mesela onlardan bir tanesi aşk, yani sevgi veya ümit veya hayal. Yani yok, bir duygun yok. Gadap. Bak ya, hayatına düşkünlük. Bir tane sonsuz derece kadar duygulardan bir tane eksik oldu mu? Bakır gömlek. Usta hakikaten. Ben şu anda inancımdan demiyorum. Hakikaten fiilen görüyorum ki sanatkardır Allah. Onun için Sani-i Zülcelal demiş. Yani celal sahibi ve sanatkar. Hakikaten şu duaya baktığın zaman vallahi sanatkar. Usta yani. Arkadaş, arabanın kaportası yaparken çekiç kullanıyorlar. Şu yaprağı yapacaksın, çekiç kullanmayacaksın. Yürütümünü diyor. Burası asırlı olsa şimdi kafamı şişiyor. Yani. Tak 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 tak. Şuradan tak tak tak. Ne yapıyorsun kardeşim? Diken yaprağını yapıyorum hocam. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Sandık yaprağını yapıyorum hocam. Ya acayip bir şey ya, sen hiç alet kullanmadan, kalıp kullanmadan şu dizayn denilen şu sisteme ve intizama bak ya. Bu yetmiyor. Bir dakika. Bütün kainatın içinde bir ahenk olacak bu. Yaptığım bir araba var. Ne yola sığıyor, ne insanların işine yarıyor. Çok iyi bir araba. Ama yola girmiyor. Çok iyi bir araba. İnsanla alakası yok. Hiçbir şey yaramıyor. Olmuyor. Bakın ağaç yapacaksın ama bütün kainatın bütünlük içinde vazife yapacak. Sonra kainatta mükemmel bir ahenk verecek. Şu gördüğünüz bir ağaç, normal bir ağaç. 12 tane insanın oksijen ihtiyacını karşılama noktasına hava filtresi vazifesi yapıyor. Filtre. O pis havayı alıp ne yapıyor biliyor musun? Sana meyve ikram ediyor onlar. Önüne bacayı dışarı vermiyor. Senin o kir havana muhtaç, hizmetçin, kapıcın. Efendim merak etmeyin, camı aç da sıcak havanızı gönderin, dersi güzel dinleyin. O ben pis havayla ben size boyutlar vereceğim buradan. Bir kenar bulunur. Ağzına geliyor burada baba. Daha güzel kahve yerde burada. Merak etme diyor, ben sana boyutlar vereceğim ama bana diyor ki siz diyor derste diyor sıkıldığınız zaman havasızlık olunca o karbondioksiti aç bana gönder, ben de sana boyutlar vereceğim onunla. Elhamdülillah. İyi ki Allah var. Allah var, problem yok hocam. Onunla da iftihar ediyoruz. Ne mutlu Allah ile iftihar edebilene. Rabbim. Allah demeyin. Allah'ım deyin. Allah'ım, Rabbim. Raballah değil. Rabbim Allah. Malına sahip çık yani. Bardak demeyin. Bardağım. Benim Rabbim ya. O kadar hoş bir Allah. Şimdi kalbimize bu dersten önce bunu koy da beni anlat ha. Biz de adamız da bunu anlatıyoruz. Böyle bir Allah. Kendisini kiminlerin ağzına koymuş. Ne diyeceğim ya. Ya da iftihar etme ondan. Elhamdülillah. Öyleyse eşyanın iç yüzlerini ve nihayetlerini sahipsiz zannedip tesadüflere havale etme. Niçin? Arkadaş, zahiri evet inkar edemiyor sanatkarın. Batını bundan daha harikadır. Arkadaş, şu görüntünden daha harikadır. İçin ondan daha harikadır. Hislerin ondan daha harikadır. Duyguların ondan daha harikadır. Hayatın ondan daha harikadır. Şuurun ondan daha harikadır. Ruhun ondan daha harikadır. Ele, benlik. Benlik, benlik. Ben diyebilmek var ya, ben diyebilmek. Ben diyebilmek yegane varlık insan. En üstün seviyede insan. Çiçekle, bak, çiçekle, çiçekten çıkan semeredeki eseri sanat. Bak, şu anda şu canımıza gelmiş ya şu diken, böğürtten diyoruz. Onun çiçeği ve onun çiçeğinin üzerine gömülü olan şu sanat. Şöyle bir alet düşünün.
bir aleti yaparken ilk önce mesela motor. Bu kargas olarak bloktur. Manifold takarlar. Kapak takarlar. Volan takarlar. Takarlar yani. Ve bir araba motoru olur. Çekirdekteki ağaç yapılmasında veya çiçekte meyve yapılmasında takma yoktur. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani ek yok. Bir çiçeğin ucunda bir tomurcuk var ya, o açılırken hiç kesinlikle dışarıdan parça almıyor, içeriden açılırken meyve ortaya çekiyor. Parça takmak yok. Parça ve ana hepsi aynı yerde ve açılma anında, açılırken hepsi beraber açılıyor. Farkında mısınız? Takma yok, cıvatalama yok. İnsanın sanatı ile şunun sanatı fark. Mesela bir tanesi de bu. Takma, ekleme yok. Bütün. Sonuyla başı aynı yerde. Mesela çekirdekten ağaç yapılırken ek yok. Açılıyor. O tomurcuk denilen şu çiçeğin ucundaki tomurcukta meyvenin başıyla sonu, evveliyle ahiri, zahiriyle batın aynı yerde. Bak çiçekle, çiçekten çıkan semeredeki eseri sanat ve hikmet. Bir de bir sürü hikmet yüklemiş. Bizim bakkalı hikmet değil ya. Bizim insanoğlu bu bitkilere bakarak yüksek ziraat mühendisi oluyor. Çiçeklere, ağaçlara. Mesela yüksek maden mühendisi. Makam. Niçin bu aldığı unvanı adam? Bildi. Peki bilmek yüksek mühendis oluyorsan ya halk edenli olması lazım. Ve çok ilginçtir. Benim aklım almıyor. Siz bakın nasıl, ne diyeceksiniz? Adam bitki, ziraatı araştırıyor. Yüksek ziraat mühendisi oluyor. Mühendis olmasına, alim olmasına sebep şu yapraklar, otlardır. Bunu buraya bakarak alim olan adam diyor ki bu yaprağı yapan cahildir. Ben buraya anlayamıyorum işte. Anladınız mı bak? Bak madeni araştırıyor. Maden mühendisidir. Yüzeydeki madenleri araştıran. Değil de bunun derinliğine inen adam, toprağa, toprağın altıyla üstüyü araştırana yüksek maden mühendisi. Ziraat. Bir de dibini araştırıyor. Yüksek ziraat mühendisi. O bir tane veterinere dediğim gibi. O siz dedim neyse ben veterinerim dedi. Yani hayvan doktorusunuz. Dediğince biraz moralı bozuldu. Ne dedim ya veteriner hayvan doktorusunuz. Dedim o şey değil ki dedim ya. Sanat ite böyle çok insan adam harikadır. Şimdi arkadaşlar adam veteriner, doktor. Doktor. Ne biliyor? Sığırı. Sır, şey, çünkü ziraat fakültesine gittim de, 2 yıllık bir fakülte var, orada dostlarımız vardı, eğitim görevlisi, doçer. Diyor ki hocam, şu sır bilmem, Hohenstein, bu Montafon, bu bilmem ne, bu Afrika'dan bilmem ne cins. Buna bak neler biliyor, buna böyle muamele yaparsak derisi şu olur, şuna şöyle yaparsak eti şöyle olur, eti sütü böyle olur, bilmem nesi olur. Aramacayın, anlattım. Bu sefer dedim ki kardeşim sen sığırı bildin. Sığırı bildin. Oldun efendim veteriner, doçent. Bildin. Sığır bu işi yapıyor. Ne olması lazım sığır? Sen sığırın yaptığını öğrendin. Eğitim görevlisi oldun. Peki bunu yapan sığır ordunun alıcı profesör olması lazım. Ama çıngat takıyorsun. Hatta kulağına kaybolmasın diye buraya şey yapıyorlar da kimliğini yapıyorlar. Asıyorlar hayvanı. Aman ha kaybolma diye. Kaybolmayacak, kaybolacak kadar hayvanı araştırıyor yaptığına adam profesör oluyor. Onun davranışlarını öğreniyor, profesör oluyor ama bu hayvan. Hayvanın yapısını, donanımını araştırıyor, profesör oluyor. Hayvan, hala hayvan.
o zaman bu hayvan, bu profesör alim olmasına sebep olan sırrı cahile verirse o hayvandan daha hayvan değil midir? Senin alim olmana ya ilim sahibi olmana sebep olan yeri cahil birisi yaptı demek kadar ahmaklık var mı? Şu çiçeğe bakacaksın, o da ağaca bakacaksın, yüksek bir rahat doğrusu olacaksın, alim olacaksın, unvan olacaksın, para kazanacaksın, sonra kalkıp diyeceksin ki bunu yapan cahil birisiydi. Ayıptır. Ha? Çok ayıp yani. Çiçekten çıkan filizin eseri sanat ve nakşından aşağı değildir. Yani ne anlattı? Arkadaşlar bir şeyin evveli ahirinden üstün değil. Ahiri evvelinden üstün değildir. Bir şeyin zahirisi, yani dış görünüşü batınından da harika değil. Fakat batını da zahirisinden harika değildir. Mesela içi dışarıya beraber çalışıyor. Örnek vereyim. Utanan insan simasında kızarıklı gözükür. Korkan insan titres ve sarar. Yani ruhta olan hassasiyet cesede yansıyor. Mesela beden dili uzmanları öyle der. Böyle dersi dinleyen. Hepsi bir mana ifade ediyor. Sizin hiç haberiniz yok ya. Kim nasıl dersi dinliyor? İç alemindeki ne faaliyetini onu dışa veriyor. Siz arkadaşlar duygularınızı gizleyebilirsiniz ama asla beden dilinizi gizleyemezsiniz. Belki bir iki dakika benimle konuşurken, bir başkasıyla konuşurken gizlersin ama sonra ele veririz. Ha? Acayip bir şey. Yani içiyle beraber çalışıyor beden. Binaenaleyh Sani Zülcelal hem evveldir, hem ahirdir, hem zahirdir, hem batındır. Yani o zaman Allah bu zahiri ne kadar mükemmel? Demek ki Allah buradadır. Zahir. Baksana zahir görünüş. Ağacın görünüş. Ama batını buradan aşağı değil. Bundan da daha harika. O zaman Allah batındadır. Dışarıdadır. Çünkü sanat. Sanatkar yanında görmek ister. Bir bakıyoruz ki içi dişinden daha harika olunca demek ki hem Allah içtedir hem dıştadır. Peki bir sanatın evveli sonundan, ahirinden daha harikadır. O zaman Allah evveldir. Sonu evvelinden daha basit değildir. O zaman ahirdir. Onun için ve huve semil alim. Huve evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın. Ve huve semil alim. Demek ki Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O ayeti konuştuk. Şu yarım saat onun mealinde konuştuk, manasında konuşmadık. Manası ikinci şua. Şualarda ikinci şua. Geliyoruz, konuyu değiştiriyoruz, başka bir ilem. İlem eyyühel aziz, ey aziz kardeş. Risale'yi ne kadar böyle sindir. Bak, tefekkürün saatin hayrının ibadesini. Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten evladır. Hemen birisi soru sordu bana, çok ilginç. Hocam dedi, hiç kimse bir saat tefekkür etmeye herkes muvaffak olamaz. Bir saat. Nasıl olacak yani? Biz çok değil, bir derste 10 dakika, 5 dakika, 2 dakika, 3 dakika. Arkadaş bir saat başladı bitti değil. Mesela bugün kaç dakika? 10 dakika. Tefekküre muvaffak oldum. Yarın 20 dakika. 2 gün evvel 7 dakika. Toplamı bir saat gelince bu sevap veriyor. Bir de biz size bir müjde vereyim. Bir insan her zaman, her işte ihlaslı olamaz. Her konu ayrı ayrı müstakil değerlendirilir. Allah nazarında. Bu olayda senin ihlasın ne kadardı? Şu olayda ihlaslı, şu olayda değil, şu olayda. Yani zannetmeyin hayatın her boyutunda, her safhasında ihlaslı olma. O bize, bu bizim için imkansız gibi. O ancak peygamberlerde. Ama biz ne yaparız? Bir niyet, bir kasp, bir irade, bir cehit, bir gayret ona sahip çıkarız. Unutmayın, sen nesin biliyor musun burada? Kendini inşa ediyorsun. Sen burada kimliğini ve kişiliğini oluşturuyorsun. Doğdun, ölene kadar bütün safhalarında adeta bir bina yaparken her anın koyduğun bir tuğladır. Aslı senin kimliğin ve kişiliğin ahirette tamamlanacak. Sen tamam değilsin.
Mesela dün ayrı bir şey düşünüyordun, bugün ayrı. Yarın acayip. 15 yaşındayken acayip, 35 yaşındayken acayip. Arkadaşlar, bu dünyada duygular ve hislerimizin tamamıyla sen olacaksın. Sen daha değilsin. Şu haline sen değilsin. Evde apayrı bir şey. İş yerinde apayrı bir şey. Sokakta böyle, burada öte böyle. Hangisi sensin? Hepsi de sensin. O zaman böyle böyle niye diyorsun ya? Bir adama desin, lan 200 liralık yapma. Ne 200 liralık? Ben günde 10, 100 yapıyorum. Sana öyle de ben öyle falan. Ama sır öyle değil. Herkes aynıdır sır. Kimliği bu. Bu ahire de böyle, o ahire de böyle. Sahibi bunlar, bunlar da böyle. Ama ben dünyayı dolaşıyorum. Yani buraya geleceğim de hayalim değil. Ama size ayrı bir muamele, ayrı bir ders, başka yerde başka ders yapıyorum. Bir iki saat önce başka yerdeydim. Başka şey konuşuyorum. Değil mi doğru? Evet. Daha önce bir başka yerdeydim. Başka bir yere gitmiştim. Orada acayip. İnsan çok acayip. Tuhaf. Zaten şaşırıyorum kendime de ya. Her an başka yerde oluyorum. Abi ya telefonda ya evlerde falan. Ömrüm böyle geçiyor. Hepsini ayrı. Ben de şaşırıyorum. Bu nasıl oluyor? Seyrediyorum kendimi. Oturuyorum. Vallahi seyrediyorum. Ulan nasıl oluyor ya? Ben de anlamıyorum ki. Bu Risale'nin acayip bir şey ya. Sırf ben fıkıhçı olsam herhalde fıkıh konuşacaktım. Hafız olsaydım hafız konuşacaktım. Ama Risale okuduğum için herkes de farklı oluyor. Herkes de farklı oluyor. Acayip ya, vallahi anlamış değilim. Hiç anlamış değilim ya. Mutevazi için demiyorum. Allah kahretsin yalan söylüyorsam. Kur'an'da da Allah yemin ettiği için ben de yemin ediyorum. Ne acayip bir şey ya. Bu benim zevkim ha, size anlı şey yapmıyorum. Ben dünkü dersim bu benim. Şu anda okuduğum. Bugün ben 102 değil, bu 95'ten okuyorum. Bugün 102 değil. Ama 102 değilim yani. Ha. Mesnevi Nuriye. Bu Mesnevi Nuriye nedir biliyor musunuz? Rampa, rampa. Peki hangi füzeden okuyorum? Bu bak. Katr füzesi var. Rampadan füze atanlar ya. Güm. Şimdi bu baptan. Dün size katreden okumuştum. Baptan. Şimdi ikinci bir ilem okuyalım bakayım ne diyecek. Bakayım ne füze gönderecek. Hoşuma gidiyor biliyor musun? Zevk alıyorum. Zevk alamasam bunu yapamam zaten. Belki de yüzlerce okumuş. Ama her koşta zevk alıyor. Nasıl bilmiyorum. Zor olmaz arkadaş. Zevk alıyor hocam. He? Baksın noktadan yazmasın. Ya lezzet ha. Arkadaş ben okumadan önce okuyasın diye o duyguyu verip de okutuyor Allah. Bana önceden mükafat veriyor. Unutmayın. Siz bir hayır yapmadan önce, hayır yapmadan önce niyetinizi ve içinizi dolduruyor. Ondan sonra siz hayır yapıyorsunuz. O istemeden sen isteyemiyorsun. Sen yapmıyorsun. Şükret bana yaptırdı diye. Unutmayın. Bir daha söylüyorum. Sana vermeyi vermese veremezdi. Veremezdin. İlk önce, vermeden önce sana vermeyi veriyor. Allah kimseye, hasrete Müslümanıma, hasrete Müslümanıma, kardeşlerime verdi Allah, vermeyi, vermemeyi yapmasın. Allah verdi, vermeyi verdi. Allah çok büyük ihsan verdi sana. Allah sana verdi, vermeyi vermedi. Allah belanı verdi bil. O beladır. Tamam. Onun için arkadaşlar, verebilmeyi verecek ki veresin. O zaman benim ne suçum var? Liyakat, layık ol, o duyguyu hak et. Radyonu aç, radyo istasyonuna gelsin. Açmadan düğmeyi, pili takmasan radyo çalışmaz. Her şey tamam ama pil yok. Şarj edeceksin arkadaş. Ceddi düğme aleyküm. La 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 la. Şu anda biz şarjımızı, pilimizi şarj ediyoruz. Şu anda şarj atölyesindesiniz. Neredesiniz fark edin. Şu anda atölyedeyiz arkadaş. Beyin ve kalp şarj atölyesine şarj oluyoruz. Peygamberimizin hadisi, imanınızı tazeleyiniz. İman sabit değildir. İman büyür, küçük, gider gelir, kafir olur, müteddit olur, Müslüman olursun. Büyür, küçülür. Ebu Bekir'in imanıyla senin benimsi değil mi? Hazreti Ömer Efendilerimize bu kurban olayım. Ayaklarının, başının üstünde olsun onların. İsimleri anınca duygulanıyorum ya. Böyle mükemmel insanlar olur mu ya? Kılı dengi bir insan ki ya. Duygularını nasıl dengeye getirmiş? Ben biraz psikolojide meşgul oluyorum ya. Risale-i Nur'a ben psikoloji tarafını çok yüksel denge. Ya bu nasıl denge ya? Ben okuyorum bunu. Külliyatı 14 cilt. Okuyorum akşama. Gene fiyasko veriyorum ya. Fiyasko veriyorum. Bu insan
bir kitap okuyor ya, bir Kur'an, bir tane kitap. Hazreti Ali Efendi'ne bakıyorum, bir tuhaf. Osman'a bakıyorum, bir tuhaf. Hazreti Ömer'e bakıyorum, bir tuhaf. Ya bu, anlayamıyorum, bu nasıl terbiye oluyor ya, nasıl terbiye ediyor? Resulullah ne acayip bir şey ya. Ben anlamıyorum ki Aleyhisselatü Vesselam. Anlamıyorum ki ya. Nasıl terbiye ediyor? Nasıl bir boyalama? Fabrikaya yanına gidiyorsa boyalanıyor. Adam oluyor sahabe ya. Böyle bir boya küp olur mu? Gidiyor sahabe. Sahabe oluyor ya. İnsiba ve inikas yapıyor. Kimin yanına giderseniz, o çok önemli. Kimin yanına gidiyorsunuz? Hadis var. Kimden dininizi öğreniyorsunuz? Farkında mısın? Onunla boyalanıyorsun. Arkadaş benim neyim varsa, ne pisliğim varsa, ne özelliğim varsa, ne doldurursam size bunu aktarıyorum. Allah Resulü nasıl bir, diyor bir de bir zalim kılıcı çekmiş, onu öldürmeye gidiyor. Geliyor. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Senden daha sevgilim, dünyamda yok diyor. Emret yapayım diyor. Bu nasıl bir şey ya? Küfür ile gidiyor, dönüyor, ağlıyor. Giderken, gitmeden kızı canlı canlı görmüş kendisi. Dönerken, ya Resulallah diyor. Tamam diyor, İslamiyet bu diyor, bitti diyor. Bu böceği öldürmeyi ne diyor diyor. Bunu sahabe diyor ya. Bu adam çocuğunu görmüş. Çocuğunu gömerken vicdanla sormamış. Müslüman olduktan sonra, ya Resulallah bu böcek ne yapmamız lazım diyor. Bu nasıl bir terbiye, ne bileyim ya. Nasıl bir şey, netice bu ama, meyve bu. Arkadaşlar, bir ağacın meyvesini gördükten sonra o ağacı kurudur diyebilir misin? O ağaç cansızdır diyebilir misin? Yaprağı canlı, meyvesi canlı, kökü canlıdır değil mi? Kur'an'ın meyveleri bunlar. Kökünden şüphe edemezsin. Meyve bunlar. Sen, bu anlamda yavru memleketinde namaz kılıyorsun, hırsızlık yapmıyorsun, namussuzluk yapmıyorsun. Yani güzelliklerin var ya, bir bak bakalım kendi üzerindeki. Senin Kur'an'dan verilenlerdir. Senin pisliklerine bak bakalım, ahlaksızlıklarımız hepimiz dahil. Yanlış, keşke dediğimiz var ya, yapma. Hep Kur'an'dan uzak olan sıfatlarımız. Değil mi? Ha, o zaman sen bile Kur'an'ın güzel sıfatların var sende. O zaman güzel sıfatlar ağacın yaprağı, çiçeği, meyvesi, canlılığı gibidir. Kokusu, tadı gibidir. Ağaç canlı ise, yaprak vermişse, kökü acaba kurumuş mudur denilir mi? Kökü sağlamdır arkadaş, yoksa çiçek olmazdı. Kur'an'ın icazı tahrifine bir settir. Allahu Ekber. Kur'an'ın mucizeliği tahrif olmasına, bozulmasına manidir. Kur'an'ı en iyi muhafaza eden icazıdır. Herkes kendisine Kur'an bana inmiş diyebilir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ayna vasıtasıyla bana inmiştir. Herkesin hususi Kur'an'da Kur'an'ı olabilir. Arkadaşlar bana hususi bir ayet değilmiş. Herkes kendisi diyebilir. Biraz diyor bana bu manyak mı ya? Bir sohbete gittik. Kur'an bana inmiş falan diyor bana. Ben öyle hissediyorum Rabbim. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbi onun değildir. Benimdir de. Alnına sahip çık. Kur'an Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında gözükmüş. Ama benim malım. Sana emaneten vermişler. Git Hasan Hoca'ya götür dediler mi? Getir kardeşim paket. Resulullah bizi getirmiş. Kendisi de istimad etmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zatının değil, hepinizindir. Sen hissedeceksin içinde. Benim Kur'an'da en harika bir ayetim var. Bana. Nedir biliyor musun? Kur'an kadar değerli. Bir ayet Kur'an kadar değerli. Niye? Ben böyle biliyorum. Ne o? Arkadaşlar, Kur'an'da Cenab-ı Hak diyor ki, Rabbim, biz Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız. Tamam mı? Diyor mu? Diyor. Eğer bu ayet olmasaydı, ben bile, benim kafamı tutamam yani. Benim kafam durmuyor. Affedersin, tuvalette de düşünüyorum. Caiz olmadı, olamadı. Bak, eğer bu ayet olmasaydı, acaba kalem karışmış, hiç mi olmadı? Hiç mi harf? Hiç mi harekesinde bir şey olmadı? Olmadı efendim. Taassuf. Ne demeyeceğim ya?
İnancı böyle denmesi lazım. Ama kurtulamam ben vesveseden. O zaman adeta her bir Kur'an'ın ayetini bu ayet biz indirdik, biz koruyacağız, teyit ediyor. O zaman bu ayet bütün ayet kadar kıymetlidir. Çünkü bütün ayetleri teyit eden budur. Bu ayet olmasa bütün ayetlerde şüphe olur. Bütün ayetlerde şüphe ederdi. Şimdi vallahi de billahi bütün alem bir araya gelse Kur'an'a dokunulamaz. Ama esbab aleminde bir vasıta kullanmış Allah. Direkt yaparken birisi kullanırken kalem Kur'an'ı değiştir odasına öp yok bana böyle. Öyle yapmıyor Allah. Nasıl korumuş onu? Esbab icaz koymuş Kur'an'a. Mucizelik. Şimdi misal kendi dünyandan vereyim. Organları parçalayıp masaya koyup kolu başka bir yere taksanız sırıtır mı sırıtmaz mı vücut? Abi kolum buradan kesilmiş. Tak yere bir yere. Yer değiştirsem bile. Ola uyar mı? Bunu buraya taksan kol böyle dönecek değil mi? Bak böyle ya bu içeriye. Bunu içeriye kırılanı ha buraya taks, ha bu kola ha böyle olacak. Olmadı değil mi? Vücutta öyle bir mucizelik var ki organı başka yere koyamazsın. Koyabilir misin? Kur'an'ın harfleri de böyledir. Koyamıyorsun. Yapısı değişiyor. Olmuyor. Olmuyor yani. Bu işte mucizeliği böyle bu sebeple öyle bir mesela hassas bir kubbe düşünün Süleymaniye. Bir taşı söktüğün zaman böyle köprüler var ya taşlı köprüler eskiler. Bunu dere geçiyor böyle köprü tamam mı? Kavisli. Nasıl duruyormuş biliyor musun? Şuradaki taşlar şuraya dayanıyor. Şuradakiler de şuraya böyle. Buradan bir tane söktüm çöküyor. Kemer köprü. Kemer. Hocam ben onu şöyle keşfettim. Kur'an-ı Kerim okurken ve arkasından bir beşerin yazdığı aynı harflerle yazılan kelimeleri okurken arada çok büyük fark var. Beşerin yazdığını zorla okudum. Hatta Allah'ın yazdığını kolaylıkla okudum. Hatta doğru. Hatta Resulullah Aleyhisselatü hadisi bile zor okunur. Dikkatinizi çekmiş bir Kur'an okurken bazı ayetleri, süreleri çok rahat okuyorsun, bazıları çok zor. Zor olan yerlere bir bakın, hep gadab ayetleridir, tehdit ayetleridir, tamam mı? Acele bakın, hiddet ayetleridir. Çok rahat okuduğunuza bakın ki çok Meryem Suresi vesaire, şunlar çok rahat okunuyor çünkü onlar hep müjdeli ayetler. O kadar şey, çok ilgimi çekti, bu benim şeyim. Bir baktım, oğlum ben bunu niye zor okuyorum? Oğlum bir döndüm bir daha, bir döndüm bir daha, yine zor okuyorum. Bir baktım ki Allah tehdit ediyor. Aman ya Rabbi buradan geç dedim. Bu şey bizimle alakası yok. Bu bizimle alakası yok. Şafirim. Biz randevu vermemişiz cehennemi. Baktım Allah titi dedi. Baktım ki Allah titi dedi. Ola bizimle alakası yok bu işi. Geç abone. Çünkü niye zor okuyorum ya? Meğer tehdit ayettir. Mesela bir Kur'an'da bir süre var. Besmele yok. İltimatonmuş o ayet. O ayet. Kafire iltimatom veriyor. Mesela Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan adı kardeşim bak diyor. Ama iltimat Mehmet. Kapıdan girdik. Mehmet sen ne? Hocam bir dakika selam ver ya. Daha bırak selamı. Selama layık mısın ha? Adam mısın? Diye adam tehditle başlarsa böyle oluyor. Ama bir adam geldi. Selamünaleyküm Mehmet'im. Nasılsın? İyiyim Mehmet. Daha ne var diyor. Bir önermeleri olur. Önverileri oluyor. Rahmeti gösteriyor. Tebessüm. Nasılsın Cemal kardeşim? İyi misin? Sağ olun. İyi inşallah bir ama. Ya Cemal bir şey diyeceğim sana. Bir böyle var. Girdim. Cemal. Cemal. Tamam mı? O sürede ilk başlığı var. Besmele yok onda. Kur'an'ın icazı tahrifine bir settir. Bozamazsın. Misal verdim. Ağacın yapraklarında. Narın içini boşaltın, her bir tanenin yeri var, başka yere koyamazsın. Olmaz. Bak, mucizeliği korunmasının sebebi. Evet, madem Kur'an mucizedir, beşer onun taklidini yapamaz. Bakın arkadaşlar, niçin yapamaz? Benim çok ilgimi çekenlerden bir tanesi. Yani Cenab-ı Hak bir şey söylüyor. Buna uygun biz diyemeyiz mi?
Yani dokunma kalbi. Dokun. Biz buna bir şey diyemeyiz mi? Yani buna biz buna benzer bir kelam yapamazsın. Olmaz. Niçin olmaz? Bakın. Bu çok önemli. Dikkatinizi buraya toplamanızı istiyorum. Arkadaşlar, Kur'an'a benzer kelam olabilir. Olabilir. Ama olamıyor. Sebebi şu. 25. sözde misal. Allah bir kelamı söylerken aynı anda eylemini gösteriyor. Fiil. Eylem kelama dönüşüyor. Kelam eyleme dönüşüyor. Mesela ya ardubli veya sema akli mesela diyor ki Nuh tufanını anlatıyor Kur'an'da. Ey seba suyunu kes. Tut kes. Eğer suyunu yut. Bu bir kelamdır. Bunu kafir diyemez mi? Diyemez. Böyle laf diyebilir ama bu laf kelamı diyemez. Çünkü bakın ey sema suyunu kes derken sema suyunu kesiyor. Eğer sen yaratma halikiyetin varsa o yarattığını ifade edebilecek kelam kullanabilirsin. Çünkü kelamın yapısında, içeriğinde halikiyet sıfatı var. Yaratmak. Bakın anladınız mı bunu? Biraz ince ama bakın Allah bir şeyi söylerken kuru söyleyip demiyor. Bu benim malumat gibi değil. Derken olay oluyor. Anlıyor musun acaba? Olay oluyor. Ey sema suyunu kes derken su kesiliyor. Ey ar suyunu yut derken ben mesela desem ki yağmur yağıyor diyor. Ey sema lütfen rica ediyor. Ne olur. Çok ayıp oluyor. Suyunu kes ya. Fuzuli bari, temenni bari, ricakarane kelam nerede? Ey ar, ey sema suyunu kes. Nerede? Benimsi rica. Ey sema suyunu kes lütfen. Rica ediyorum ya. Ne olur. Ama Allah'ın kelamında ey sema suyunu kes ve kelam eylem oluyor, eylem kelam oluyor. Yani Allah fiile konuştuğunu kelimeye dönüştürüyor. Hı? Yaşıyor evet, yani eyleme dönüşen fiil, fiile dönüşen eylem. Onun için denilemez. Anladık mı? Arkadaşlar diğer esbaplara takılmayın. Çok mühim şeylerden konuşuluyor. İmanınız malzemesi, imanınıza malzemeler yapılıyor. Çok önemli. Onun beşer taklidini yapamaz. Çünkü halikiyeti yoktur Mehmet'im. Ne zaman diyebilirdi? Topladım, topluyorum cümleyi. Yaratabiliyorsan bu eli, el hakkında konuşmaya eli yaratabilirsen de. Eli yaratamayan bunun hakkında konuşur. Beşerin eli gördükten sonra konuşur. Allah'ın konuşması el yokken konuşuyor. Ve eli yokken konuşurken el oluyor. Bir daha söyleyeyim. İnsanların konuşması bakıp konuşmasıdır. Keşfedip konuşmasıdır. Ama buna bakıyor. Yani eserin, eserde gözükenleri konuşuyor. Allah'ın konuşması el yok. El yapıyorum. Yapacağım da yok. Aa yaptım. Yapıyorum. El çıktı. Bak size beş parmak el yapıyordum. Beşer ise bizim insanların beş parmağı var. İnsanların beş parmağı var. Yok bir şey. Burada hiçbir şey yok. Size beş parmak yaptım. Yaptım. Kelam bitiyor, fiil oluyor. Beşer elden yapasaya kadar o el ona uygun olasıyla kaç kere denedi acaba? Gibi. Yani arkadaşlar lafız fiile, fiil lafza dönüştürülüyor. Aynı şey. Yani cep telefonuyla konuşuyorsun. Buradan ses, burada ses yok içinde. Buradan ses formatı değiştiriyor, elektrik dalgası. Şuradan da sinyal uyduya başka bir format, baz istasyonuna. Baz istasyonundan başka bir format uyduya. Uydudan bu sefer ters baz istasyonuna başka bir format.
Bazı fasonlar buna başka bir format, bu taraf dinliyor şimdi. He, he. Oysa buradan ses gelmiyor. Bak bunun içine ses gelmiyor. Sinyal giriyor. Burada sinyal sese dönüştürülüyor. Ondan sonra he, beyin kulağı kadar ses geliyor. Beynimin içine ses girmiyor. Diş kulağı kadar ses, diş kulak, orta kulak arasında sıvı var. Onun için karate de ölüm darbesidir böyle. Şöyle vurmak. Böyle adamı tak diye vurdun mu iki. Çünkü terazi, su terazisi var ya. Bir tanesi çatlarsa, su akarsa adam şöyle yürür. Saplamasını kopartmış gibi. Arabanın bir saplaması bunu koparsa. İkisi şey yaparsa ölüyor. Tamam. O diş kulak, iç kulak arasındaki terazi suyu gibi oraya kadar bu ses geliyor. Diş kulak zarına titreşim vuruyor. İç kulağa kadar sıvıdan bu beyine ait bir impuls denilen ses şeylerine, dalgalarına dönüştürülüyor. Orta kulaktan artık dalga oluyor ve arka tarafta artık beyine ait bir format gidiyor. Sesmes yok. Kafa sessizdir ama sesi burada duyar. Kafanın içi karanlıktır ama seni orada seyretmiyorum. O bana buraya geliyor. Burada seni seyrediyorum. Arkada 2x2 eni boyu, derinliği 2 milimetre alanda bir görüntü alanı var. Kafamın içi sessizdir, sesi burada anlıyorum. Kafamın içi karanlıktır, ışığı burada seyrediyorum. Ben burada seyretmiyorum. Yani ışık benim kafamın içindedir. Evet. Ama ses yok. Dışında değil. Bütün ses buradadır ama ses yoktur. O da bu ışık da şu anda yoktur yani aslında. Bu senin şu anda burada seyrediyor. Sen buraya bakıyorsun ya. Evet. Orayı görüyorum zannediyorsun ama arkayı seyrediyorsun aslında. Onun verdiği dalga giriyor giriyor, sen arkayı seyrediyorsun. Aslında bu arkada. Peki beyin nedir? Seslerin, şekillerin aksettiği. Seyreden kim peki? Ruhtur. Bu beyin, bu göz, bu şeyin içeri girdiği yerdir. Göz görmez, penceredir. Işık görmez ki. Şey, cam görmez. Cam ışığın girdiği yer, içeriden dışarı irtibat kurulduğu yerdir. Bu seyretmez. Bu oda. Peki bu oda da seyretmez. Burada kim seyreder? Odada odaya benzemeyen bir insan pencereyle seyreder. Gözde bir hassedir ki ruh bu pencereyle alemi seyreder. Bu bir alettir, kanaldır. Bir şey giriyor. Bu da kanaldır. Bu da girer. Burada şekillenir. Burası ekrandır, bilgisayar ekranı. Bilgisayar ekranındakileri kim seyrediyor? Ruh seyrediyor. Radar, askeri radar, uçak geçerken radarda radara gözüküyor. Radar bilgisayara, bilgisayarı da subay seyrediyor. Ayetleri başka kelamlar ile tebdil edilmekle tahrif ve tayiri mümkün değildir. Çünkü müfessir, müellif, mürtercim, muharrif, usluplarını, kisvelerini, ayetin kisvesiyle iltibas ettiremezler. Şimdi zamanımız çok geçtiği için kısaca geçiyorum. Adeta her bir ruha bir o ruha uygun kisve giydirildi. Benim ruhuma uygun bir kisve var şu anda. 47 yaşında. Ama 15 yaşındaki ruhuma ayrı bir kisve vardı. Bakın böyle değildi. Yarın da böyle olmayacak. Tamam mı? Her yaşıma göre haletim, duygularım değiştiği gibi onun dışarıdaki yansıtıcısı olan ceset de değişiyor. Ayet de böyledir. Her bir keşke zaman olsa da ben size harflerden bahsetsem. İnşallah o da günün birinde olur. Yani lam nedir, mim nedir, insandaki karşılığı. Yani çok zevkliyimdir, çok ömür vermişim onu da. Herkesin bir harfi vardır. Şimdi harflerin dizilişi aynen insanların ruhtaki hallerinin dişe vuruşu gibidir. Örnek vereyim ben size. Beni şimdi tek görüyorsunuz. Konuşma anında içimi dışarıya koyup etkileniyorsunuz. Beni bu şekilde ne kadar etkileniyorsanız sevip o kadar. Benim yanıma sağıma inşallah'tan farz mı? Peygamber aleyhissalatü vesselam gelse. Ben bellikten çıkarım değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam tek olsa o seni etkiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam sağıma, ben onun soluna geçsem,
Ben benlikten çıkar, o da onluktan çıkar, ikimiz bir hakikat oluruz. Sol tarafına ki Bediüzzaman Hazretleri'nin sağına dursam ben, Resulullah Resulullah'tan ayrı, onun yanında biz bulmaktan inşallah, temenni dua için misal öyle veriyorum, biz de öyle. Resulullah müstakil görmek ayrıdır, beni onunla görmek ayrıdır. Ustad onun yanında görmek ayrıdır, Bahattin Şahnakşı beni görmek, Gelane'yi görmek, Sira'yı düşün. Böyle bir vaktim iman zor. Allah'u Ekber ya, Adem Aleyhisselam. 124 bin peygamber. Ulan geldi geldi, sen de oradasın. Ulan bir rüyada görecek kendimizi böyle, seni enerji unutamıyoruz ya. Değil mi? Peki, bakın ne anlatmaya çalışıyorum. Bir insan tek başına ayrı bir mana ifade ediyor. Başka bir insanla olduğu zaman ben benlikten çıkıyorum. Bak bu kardeşlerime gelse. Ben benlikten çıkıyorum. Bu da müstakil kendisidir. Ama ikimiz bir araya gelsek, ben benlikten çıkıyorum, bu da kendiliğinden çıkıyor. İkimiz, ikimize benzemeyen ortak bir hakikat çıkıyor. İşte aynı bu örnek gibi dizimi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elif tek düşün, bir alem. Lam tek düşün, bir alem. He bir düşün. Tekti ama dizdik. Elhamdülillahi Rabbil alemin deyince her bir harf kendi ki yapısını, aslı, zatına ait sıfatını kaybediyor, ötekisi de kaybediyor, ikisi ayrı bir sıfat oluyor. Üçüncü bir harf gelince, bir ikisi kaybediyor, üçü de kaybediyor, üçü tek bir hakikat oluyor. Dört harf olunca böyle. Onun için bu bir dizilme noktasında bile dokunulmaz, değil mana mertebesi. Dizilme. Şimdi aldın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Adem Aleyhisselam makamına koydun. Ondan sırıtır. Adem Aleyhisselam geldi, ahir zaman peygamber. Olmuyor işte. Sen mesela halim baban olmuş, sen onun evladı olmuş. Duyguna mı sahip mi duygun? Sen oğlun. Sen oğlunun oğlu olsan, oğlun baban olsan. Aynı anda hem babasın hem oğulsun. Aynı kişiye oğlum diyorsun, aynı zaman baba diyorsun. Tuhaf değil mi? İşte böyle oluyor. Lan burada evlat, öteki aynı oradan orada baba oluyor. Bu insanın yazılarında yoktur. Mesela geliyorum. Orada iyi al. Geliyor, geliyor. Ya iyi. Re olsa. Re'yi kaldır. Re'yi bakarak arkadaş bunlar ne anlaşılır? Re'yi bakıyorsun. Geliyorum anlar mısınız? Ramazan'da olur. Rize'de olur. Değil mi? Ramak olur. Re. Re'af ile geliyorum anlaşılmaz. Kur'an'ın hangi harfini çıkarırsanız bulunduğu ayet ifade ediyor. Kur'an'ın hangi Elhamdülillah Rabbil Alemin kudde sıralanan harfleri bir tane çıkar, burada bunu ifade ediyor, bunu anlatıyor usta. 25. sözde anlatıyor, ispat ediyor. Örnek veriyor orada, bir azaptan bahseden bir ayet, bir azap. Azaptan bahseden ayetin manasında kullanılan harfler hep azap harfleri. Çünkü Kur'an'ın harfleri de dört sıfatla ayrılır. Ateş harf, ateş, soğuk, sıcak ve nemli veya toprak deniliyor bazı alimlere göre. Ateş, su, buhar, toprak. Dört sıfatla yapmış. Onun için cehennemle alakalı ayetleri kullanırken Allah ateş ayetlerini harfleri kullanıyor. Su harflerini kullanmıyor. Ve Allah orada cehennemi kullanırken şefkati ifade eden esma kullanıyor. Gadabı ifade eden şeyler kullanıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunu mu düşünecek? Düşünebilecek yani. O kadar işlerin içinde. Anı var, oğlu var, milletin terbiyesi var, ticareti var, çarşı pazara gidecek bilmem nesi var. Allah'ın Kur'an'ını seversen ya. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu kadar incelikleri hesap edecek, Kur'an'ı yazacak. Okuma yazması olmayan bir insan. Ben de gelip burada konuşacağım onun bu inceliğini. O yapacak yani. Bir de okuma yazması olmayacak. Bu inceliği. Dün daha ben size açmıyorum. 25 yıl yok. Aklınız gider mi? 25 yıl. Aklım gidiyor benim. Bu harfleri, bu sıfatlarını bileceksin, düzeceksin, bilmem ne yapacağım. O işlerin içinde. O işlerin içinde daha siz olanı anlamaya zamanınız yok. Ayetlerde icaz damgası vardır.
mucizelik damgasını vurmuş. O damganın altında olmayan kelamlar ayet addedilemez. Hemen sırıtıyor. O mühürün, o sıfatın altında olmayınca hemen sırıtıyor. Mesela bir misal vereyim. Ben külliyata haşir neşe olmuşum yani. Fena bir işim bu. Zaman vermiyorum ben külliyata. Ömür vermiş. Zaman bir parça vermek. Benim bir şeyim yok. İşim bu yani. Bir şey anlatmak için söyleyeyim. Buraya bir kelime kattınsınlar. İnan vallahi anlarım. Ezberinde değil ama anlarım yani. Bu çünkü Risale'nin ruhuna zıt. Bu kelime zıt. Bir adam konuşsun, kalksın, vaaz etsin. Bu adam Risale-i Nur'dan mı beslenmiş, beslenmemiş mi? Risale istifade etmiş, etmemiş hem anlarım. Allah'ın izniyle. Bir iki dakika dinleyin yeter. Bir iki dakika camide hoca bu Risale'nin beslenmiş, beslenmemiş. Kullandığı kelimeyi hemen Risale-i Nur'daki şircim dedi ve kelimeyi Allah'ın izniyle anlarım. Bir şey anlatmak için. Çünkü fena fil Risale olun. Fena fil Resul var, fena fil hadis var, fena fil ayet uleması. Hemen oraya parmak karıştı mı karışmadı mı hemen anlıyorlar. Münekkitlerdir, muhaddisler var ya hadis imamları. Onun için böyle öyle bir şey ki artık fena fil hadis olmuş, oraya harf ve hareke hemen tak. Hemen hemen. Benim gibi gafil insan böyle yaparsın. Öyleyse iyice zaten tutmuyor. Öyleyse icaz, icaz. Şimdi icaz var ya, bak harfleri sıralayayım size. İ, C, bak İstanbul, Ceyhan, Adana, Zonguldak. İcaz. Bunu yaz ben anlarım bu yanlış olduğunu. İ ile C'nin arasında apostrof var. İcaz. İcaz olsa az kelimeyle çok şey anlatmak. İcaz olsa, apostrof olsa mucizelik. Mesela icazi nokta koy, icazı anlatıyor sonra. İcazi, sonra da noktalı i koysam. Ama bir de ilerin üzerine takke koyarlar böyle, apostrof. O icazı değil, icaza ait bir sıfatı anlatıyor. Mesela Hasani, o i var ya, bir şey anlatmak için söylüyorum. Hasan'ın sonundaki i'ye nokta koyarsan Hasan'ı anlatıyor. Hasani. Ama Hasan'ın sonundaki i'nin kafasına takke koyarsanız apostrof Hasan'dan bahsetmiyor. Hasan'a ait olandan bahsediyor. Bu Hasani'dir. Bu nedir arkadaşlar? Bu kimidir? Hasani'dir. Ama Hasan değildir. Bu Hasan'dır. Bu Hasani'dir. İşte bir apostrof ve nokta bu kadar manayı değiştiriyor. Benimle takke arasındaki farkı yapıyor. Şimdi bir nokta böyle şey, sen oraya karşı icaz yerine bakarsan öyleyse icaz yapar. Kardeşim Mehmet, buraya apostrof olacaktı kardeş. Burada bir virgül olacaktı. Tahrif ve tahiri kabul etmez. Yani tahrif ve bozmak, sokmak, çıkartmayı belagat kabul etmiyor. Kur'an'ın belagatına sokamazsınız. Hemen kusar. Mesela suni ve sanayi malzemeler, mideniz nasıl kusuyor, nasıl yanıyor? Öyle. Ama fıtri, doğal, natural olsa ne kadar fıtri oluyor. وَاَخِرْ دَوَاهُ مَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Cenab-ı Hak imanımızı ilme yakın, aynen yakın, hakka yakın, şuhud iman mertebesine yavsim eylesin. Cenab-ı Hak bu küffar diyarında, bu darul harp memleketinde çoluk çocuğumuzu insi ve cinli şeytanları şerrinde semavi arza fatlarından muhafaza yemin eylesin. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın şefaatine mazhar eylesin. Kur'an'ın ve Risale-i Nur'u insanların akıllarına, kalplerine musahhar eylesin. Amin. Ya Rabbi. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın hakikat-ı âliyesini çoluk çocuğumuza, evlad-ı yârimize nasip eylesin. Amin. Hakkı hak bilip hakka yapışan, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan kullarından eylesin. Amin. Cenab-ı Hak son nefesimizde İmanla, Kur'an'la, hakikatle şehit olmayı nasip eylesin. Amin. Peygamber Aleyhisselam'ın şefaatine mazhar eylesin. Amin. Bizden kim dua istiyorsa bizi bir insan zannedip bizden dua isteyenlerin Allah biliyor. Allah'ın rahmetine havale ederek Cenab-ı Hak onların dertlerine derman, hastalarına şifa, boşluklarına eda nasip eylesin. Amin. Onları da ise cinli şeytanlar şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Vâhir davahum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha. Selamun aleyküm.